Bizde bir laf var, çok sevdiğimiz ama şaşırdık mı? Asla. Şaşırmadık. O yasaklı kelimemizdi ama bizim. Ama yani inşallah bu tezi gerçekten artık bırakırız, yani söylemeyiz. En olmamış tabağa gittiniz. Birinci kayınvalidenin en olmamış, en kokuyor, en napa dediği tabağa siz 5 verdiniz. Ama sana da bir verdi. Sana da bir verdi. Ama bana ne dedi? Pilavın tane tane olmuş, gayet güzeldi. Peki tamam, sadece o zaman sana da 3 verebilir mi? Eda bir müsaade eder misin? Arada bir es vermen lazım. Ama dedi ki sadece ciğerin için sana bir verdim dedi. Seninki pilavına napa dedi, ciğeri kokuyor dedi. Hiç güzel hayır, olmamış dedi bir verdi. Hayır, ciğeri kokuyor demedim. Hayır. Siz değil, Nurten teyzem öyle söyledi. Ben hiçbirinizin ciğerinde koku almadım. Eda'nınkinin içi daha dolu doluydu. Ne? Tatları güzeldi. Daha dolu dolu. En basık olan o nasıl dolu şu kadarcık. Dolu. Hatta şefimiz yani bir saniye kendisine. Kızlar. Gerçekten artık çok sıkıldım yani. Sen geleceksin. Gelininin olmamış tabağına beşi yapıştıracaksın diye ben burada kendimi parçalayıp paralayıp yemek çıkarmıyorum buraya, tamam mı? Ya yazık ya. Gerçekten yazık. Ama çok sıkıldım ben bu durumdan ya. Ama dün bakın... Olmuş tabağımı resmen harcadınız. Yani bakın yorum yaparken bile olumsuz eleştiri yapmadınız tabağıma ya. Yapsaydınız tamam derdim, ciğerim olmamış, yapamamışım. Hani ne bileyim ya, hiçbir şey söylemeyip beğenip de bir vermek nedir ya? Ama bakın dün Merve Hanım'a verdim 5 puanı. O dünde kaldı. Ya bana ne, beni ya, ilgilendirmiyor. Ama şöyle beni bakın, ilgilendirmiyor. Hangisi damak tadıma uyuyorsa ve gözüme hitap ediyorsa gidiyorum o tabağı seçiyorum. Normalinde. Dün de Merve Hanım'ınkini çok beğenmiştim. Dün beğendiğinize verdiniz ama bugün gerçekten dünkü işte bir yanlış yaptım dediniz. Bugün olmamışa verdiniz. Ama bakın o tabak benim gözüme hitap etti. Tadı hoşuma gitti. Ya şimdi, çünkü gelinimi içine az koydun. Ama şimdi de yemeğini bildiğim için dedim yani pilavını çok seviyorum ben gelinimi. Müdahale abla. Lapa. Umarım bakın burada hiç kimseye bu kelimeyi kullanmadım ama şu yemekte bana biri verdiniz ya. Biri verdiniz ya. Umarım sadece gelininiz bugün sizden 5 puan almış olur. Püf noktalarını öğrenemedin. Yani senin ciğer, daha bir saniye lazım. Ben konuşuyorum şu an. Müsaadenizle Güldane ablacığım. Ciğerle birlikte püf mü oldun sen? Oldum ben. Ucunu ettin mi tatlı? Bir aldın, püf oldu. Sen oldun, bu mu oldun sen de? Beşi sen aldın da benim mi haberim yok? Ne oldu? Tatlım bak. Karşı rakibini mi savunuyorsun? Şimdi neden bunu konuşuyorum biliyor musun? Senin kayınvaliden çok büyük bir iddia attı ortaya. Evet. O yüzden püf olduğunuzu göstermeye çalışıyorum. En azından sana. Tabakla alakalı yorum beyan etti, yorum bildirdi. Ciğerin kokuyor dedi. Güldane Hanım, Güldane Hanımcığım. Kendisi daha tabağıma bir tane olumsuz eleştiri yapmadı. Siz gelinize püf noktalarını öğretin olur mu Nurten teyzeciğim?